Merhabalar. Bugün 25 Şubat 2021 TR724 ekranlarında Nöbetçi Editör programıyla karşınızdayız. Haftanın her günü, hafta içi her gün arkadaşlarımızla birlikte son 24 saatte neler yaşanmış bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Olayları kendimize göre analiz etmeye çalışıyoruz. Türkiye'de olup bitenler biliyorsunuz çoğunlukla ekonomi ve siyaset üzerinde dönüyor. Ve her geçen gün bu iki olguda daha da kötüye giderek maalesef Türkiye'de devam ediyor. Dünyanın gelişmiş ülkeleri demokrasilerini güçlendirmek için ellerinden gelen çabayı gösterirken maalesef Türkiye demokrasiden hızla geriye doğru gidiyor. Oysa geçtiğimiz yüzyılın sonlarından itibaren Türkiye demokrasisinde hızla ilerleyen ülkelerden bir tanesiydi. İyice yerleşiyordu. Batı tarzında bir demokrasi oluşuyordu ve insanların özgürlükleri olabildiğince artmaya başlamıştı. Her ne kadar bazı devlet içinde sorunlar yaşanıyor olsa bile bunları Türkiye halletmeye çalışıyor ve kendi toplumunu özgür, bağımsız, ekonomisi gelişmeye açık, Batı ile entegre olmuş bir şekilde ilerletmeye çaba gösteriyordu. Özellikle işkencelerin 1980 öncesi ve sonrasında yaşanan işkence gibi olayların hızla azaldığını Türkiye'de görüyorduk. Asker, polis, devlet görevlileri daha medeni şartlarda ve daha Batı tarzında çalışıyor. Adalet sistemi çok iyi ilerlemek üzere gayret gösteriyordu diyebiliriz. Tabii ki inişler çıkışlar. Özellikle son 100 yılda Türkiye'de çok yaşandı. Darbe dönemleri, darbe öncesi dönemler, karışıklıklar yaşandı. Fakat bir şekilde acaba toparlanıyor muyuz? Özellikle anayasa reformuyla alakalı yapılan oylamada Türkiye'nin demokrasiden yana tavır sergilemiş olması. Artık darbeleri geride bıraktık. Özgürlükler çerçevesinde yaşıyor muyuz? Dolayısıyla da ekonomimizi güçlendirip neredeyse bir Avrupa ülkesinin kadar milli gelir sahibi olabilecek miyiz diye beklentiler varken maalesef Türkiye büyük bir yolsuzluk grubuyla karşılaştı ve bu yolsuzluk grubu pek çok değeri de istismar ederek başta dini değerler olmak üzere kendi çıkarlar uğruna gene toplumu tepe taklak aşağıya doğru çevirmeyi başardılar ve böyle de gitmeye devam ediyor. Ekonomi ne zaman ki adalet düzelir, ne zaman ki hukuk çok iyi çalışmaya başlar, o zaman ekonomi de iyiye gidiyor. Bakınız dünyanın gelişmiş ülkelerine, bakınız Kuzey Avrupa ülkelerine, milli gelirleri 30 bin doların üzerinde olan bu ülkelerde adalet sistemi yerli yerine oturmuş, herkes eşit şartlarda hakim karşısına mahkemelerde çıkıyor ve kendi yaptıklarının sonuçlarını görüyor. Fakat maalesef Türkiye gibi bazı özel grupların özel istisnalar yaşadığı, adaletin olmadığı ülkelerde ekonomilerde tepe taklak aşağı gidiyor. Her ne kadar bugün Erdoğan ve iktidarın bunu gizlemeye çalışmasına rağmen. Neden söylüyorum bunu? Bugün günlerden Perşembe, bugüne kadar haftanın 3 günü geçti, şimdi 4. günündeyiz. Bu 3 günde Erdoğan 2 defa konuşma yaptı. 2 defa konuşmasında da aslında ekonominin kötüye gittiğinden belli fakat elinin altındaki medya üzerinden toplum üzerinde yaptığı bu psikolojik çalışmaları devam ettiriyor ve Merkez Bankası'nı da gündeme alan konuşması 2 defa da konuşmasında Merkez Bankası'nı gündeme aldı. Biliyor ki aslında toplumda esnafta, memurda ve toplumun neredeyse büyük bir bölümünde büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bunları da üzerine örtmek, kapatmak, gölgelemek sürekli üzerinde durduğu işte milli manevi değerler gibi değişik modlarla insanlara tabiri caizse gaz vermek üzere kullandığı argümanları yine bu 2 günde de kullandı. Dedi ki Merkez Bankası'nda biz iktidara geldiğimizden sonra rezervlerimizi işte 90 milyar daha arttırdık. Dünyanın sayılı ekonomiler arasına geldik vesaire. Bunun doğru olmadığını bütün rakamlar, istatistikler, yaşananlar, gelişmeler, toplumsal değerler biliyor olmasına rağmen Erdoğan ısrarla bunu yeniden sanki iyi bir şeyler yapmış gibi altını çizmeye başlıyor. Ve burada da ortaya sunduğu argümanlardan bir tanesi kendi aile fertlerinden olan Berat Albayrak. İşin doğrusu ne bir gazeteci ne bir siyaset yorumcusu Erdoğan'la Berat Albayrak arasında neler geçtiğini şu ana kadar bilmiyor. Çünkü neredeyse 3,5 ay oldu. Berat Albayrak tuhaf sosyal medya üzerinden ki kendi Twitter hesabını bile kullanamadan çünkü muhtemelen İletişim Başkanlığı tarafından yönetilen ve ona müsaade edilmedi kendi Twitter hesabını kullanması. Ancak bulabildiği bir böyle bir yer olan, mecra olan Instagram üzerinden tuhaf bir istifada bulundu. Ve bu istifasını da hepimiz Instagram'da yaptığı açıklamada gördük. En sonunda işte Allah hayırlısını versin gibi böyle bir şeyler söyledi. Birkaç gün Erdoğan'dan ses çıkmadı.
takip ettik acaba neler oluyor. Zaten bütün ekonomi çevresi, bırakın Türkiye'dekileri, yatırım yapanları, dünyanın değişik yerlerindeki ekonomi çevreleri de Berat Albayrak bu aşırı başarısız ekonomi yönetimini bildiklerinden Türkiye'ye yatırım yapmakta çekiniyor ve Berat Albayrak'ın gidişinden de işin doğrusu bir nebze mutlu olmuşlardı. Erdoğan'ın neden Berat Albayrak'ı tuttuğu kısmına birazdan geleceğiz. Nasıl birlikte Merkez Bankası'nı, milletin parasını boşalttıklarını birazdan onları da konuşuruz. Ancak Berat Albayrak'ın gidişinden sonra hafiften böyle bir insanlarda bir ümitlenme olduğu gibi. Erdoğan birkaç gün hiç konuşmadı. Sonrasında bakın dikkatini çekiyorum. Rahatsızlığından dolayı affını istedi Berat Albayrak diye bir açıklama yapıldı. Üzerinden haftalar, hatta aylar geçti. Bir ses çıkmıyordu. Nedense Erdoğan durdu bu hafta itibariyle işte Berat Bey'in başarısı vesaire diyerek yeniden Berat Albayrak'ı gündeme getirdi. Acaba Berat Albayrak'la Erdoğan barışıyorlar mı? Tekrar onu getirecek mi diye konuşuluyor. Erdoğan Berat Albayrak'tan vazgeçemeyeceğini zaten tahmin etmek zor değil. Çünkü Merkez Bankası'nın kasasında 100 milyar dolardan fazla para olmuş olabilir. Ancak bugün itibariyle Merkez Bankası'nın kasasında para hiç kalmadı. Bunu sadece Türkiye'deki ekonomistler söylemiyor. Dünya ekonomilerini takip eden medyalar da bunu gösteriyorlar ve biliyorlar ki Türkiye'deki Merkez Bankası'nın kasasında hiç para yok. Tamamen kendi inatları üzerine yönettikleri politikalar, toplumu yönetmek, onların oylarını almak üzere yönettikleri politikalar, bir taraftan da üzerine çok rahat çalabilmeleri de eklenince Merkez Bankası'nın kasasına para kalmadı. Nasıl oldu? Dediler ki size yollar yapıyoruz, köprüler yapıyoruz dediler. 10 milyarlarca dolar para harcayarak köprüler yaptılar. Bunları şaşalı açılışlar yaptılar. Ancak üzerinden geçilmeyen hala her ay üzerinden insanların geçmediği paralara devletin kasasında köprülere devletin kasasından paraların ödendiği köprülerle Türkiye karşı karşıya. Feasible mı değil mi? Gerekli mi değil mi? Genellikle yollar bütün dünyada öyledir. Ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak için yapılırlar. Daha kolay transportation olsun diye. Türkiye bu yolları doğru yerlere yaptı mı, yapmadı mı bu tartışmaları maalesef gündeme bile getiremiyorsunuz. Bir taraftan dünyanın sayılı havaalanlarından bir tanesi olan Yeşilköy'deki Atatürk Havalimanı'nı kapattılar. Gittiler. Bizim bildiğimiz rakamlarla 23 milyar euroya bu malum beşli çete üzerinden devletin parasını onlara aktararak kocaman bir havaalanı yaptılar. Bu gerçekten gerekli miydi, değil miydi? Türkiye ekonomisi o havaalanı yapacak kadar büyümüş ve gelişmiş miydi? Bu tartışmaları gündeme bile getiremiyorsunuz. Dolayısıyla paralar bir taraftan akıyor. Öbür taraftan iddialar var biliyorsunuz. Berat Albayrak ve Erdoğan, Merkez Bankası kasaları yani devletin, sizin, herkesin vergilerinden toplanan paralarla devletin kasasına gelen, hazinesine gelen paraları çok rahat harcayabildikleri için bir aile şirketi olarak istedikleri gibi bunu kullandılar ve bu paraların nerelere aldıkları, nerelere götürdükleri bilinmiyor. İddialar ortalıkta dolaşıyor. 17-25'te siz de gördünüz, duydunuz, biliyorsunuz. Kendi evinin altında koca koca oda büyüklüğünde kasalar var. Bu paraların bir kısmı oralara mı gidiyor? Öbür taraftan sadece Merkez Bankası'nın bir anda ortadan kaybolan 1 milyar dolardan fazla parasının Berat Albayrak üzerinden bir yerlere aktarıldığı, bazı offshore şubelere aktarıldığından bahsediliyor. Çok rahat işte gemiler vesaireler üzerinden büyük alımlar yapıyorlar ve bu paraları kendileri istedikleri gibi kullanabiliyorlar. Paraları yani şöyle özetleyebiliriz. Bir taraftan kendilerini kamuoyundaki güçlerini arttırabilmek için kamuoyunun gözüne gelen belediyecilikten gelme alışkanlıklarıyla çok rahat yollar, köprüler, kaldırımlar gibi şeyler yaparak kamuoyunun gözünü boyarak o şekilde devletin parasını harcıyorlar. Sanki kendi ceplerinden harcıyorlarmış gibi. Ve bu paraları da kendilerine oy, kendilerine sempati toplamak için sağlıyorlar. Yine milletin kendi paraları. Öbür taraftan kontrolleri tamamen kendi ellerinde istediklerine ulufeler dağıtıyorlar. İstedikleri gibi kendi paralarını toparlıyorlar. İstedikleri gibi kendi şahsi harcamalarını yapıyorlar. Ki kimilerine göre, bu konuyla alakalı elimde net bir bilgi yok ama kimilerine göre Erdoğan şu anda dünyanın en zengin insanlardan bir tanesi, dünyanın değişik yerlerinde birkaç yüz milyar dolardan fazla parasının olduğundan bahsedenler var. Dolayısıyla şimdi ortada bir gerçek var ki 128 milyar dolar yok. Bu Erdoğan'ın birinci gün de bahsettiği Merkez Bankası'nın rezervlerini 128 milyar dolara çıkardık. Berat Bey'in başarısız vesaire gibi. Muhalefet öyle çok da başarılı bir muhalefet yaptığını söyleyemeyiz ama bu muhalefet bugünlerde bu Merkez Bankası rezervlerinde neden parasının olmadığını ısrarla altını çizerek soruyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu soruyor.
Nedense Erdoğan ilk defa böyle bir şeye cevap verme ihtiyacı hissetti. Normalde biliyorsunuz dönüp bakmaz. Sadece kendisi kendi cümleleriyle, kendi kelimeleriyle hakaretler ederek muhalefete yüklenebilir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı şu anda kendisi. Ancak kullandığı kelimeler terbiyesiz, yüzsüzlük, ikiyüzlük gibi böyle kelimeleri çok rahat bir şekilde kürsülerde kullanabiliyor. Kullanmaya da devam ediyor. Buna cevap verirken gene böyle şeyler söyledi. Gara operasyonunda da hatırlarsanız Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmamıştı. Böyle toplum karşısında belli bir grubu, kesimi, kişiyi şeytanlaştırmakta üstüne olmadığını zaten hepimiz biliyoruz. Bir taraftan da zaten şöyle düşünün. Aynı anda 20 tane televizyon kanalının yayınladığını düşünün. O televizyon kanallarından her birinin ortalama 1 milyon insan seyrettiyse toplamda 20 milyon insana dünyanın en büyük bir basın operasyonuyla bir basın saldırısıyla insanlara ulaşabildiğini düşünürsek bu şekilde sert konuşmalarını devam ettiriyor. Kılıçdaroğlu da bunu söyledi. Sen ne yüzsüz bir adamsın ki Merkez Bankası'nın rezervlerinin durumunu soruyorsun diyor. 2 gün önce Merkez Bankası'ndaki rezervlerinin 128 milyar dolar olduğunu söyledi Erdoğan. 2 gün sonra diyor ki bu paralar evet harcandı. Ancak biliyorsun ki diyor dünyada Covid denen bir bela yaşandı. Ekonomiler sarsıldı. Biz de işte dünya, Türkiye ülkemizi zor durumda bırakmamak için gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Dolayısıyla da toplumumuzu ayakta tutmaya gerekiyordu ve paraları buralara harcadık diyor. Şimdi Merkez Bankası paralarının harcandığını bir şekilde itiraf etmiş oldu. Bu zaten bilineni itiraf etmiş oldu. İstese etmeye de bilirdi. Gene de var. 128 değil. 228 milyar dolarımız var dese kimse ya neredeymiş bu para diye soracak hali yok. Sorsa bile cevap alacak durum yoktu ama nedense böyle bir ihtiyaç hissetti. Paraların olmadığını itiraf etmiş oldu. O halde bu paralar yoksa nereye harcandı? Kendi söylediğine göre Covid'de oluşan ekonomik zararları sadece Türkiye'de değil dünyanın değişik yerlerinde oluşan ekonomik zararları gidermek üzere kullandığını, buralara harcadıklarını söyledi. Peki şimdi dönüp bakalım. Avrupa'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda sadece Türkiye değil dünyanın bütün bu ülkeleri hepsi Covid belasını yaşadı, yaşamaya da devam ediyorlar. Aşı çalışmaları zaten devam ediyor. Birazdan ondan bahsederiz. Amerika Birleşik Devletleri kişi başı herkese, her aileye demiyorum, herkese ilk daha krizin vurduğu birkaç ay içinde 1200'er dolar para verdi 18 yaşından büyüklere. Arkasından 18 yaşından küçüklere de 500'er dolar para verdi. Yani bir evde bir karı koca iki tane de çocuk varsa bir anda 2400 artı 1000 daha 3400 dolar para aldı. 3 çocuk varsa 3900 dolar para aldı. Bu tamamen geri dönüşü tamamen hibe. Evinize, kapınıza çek geldi, hesabınıza para yattı. Kim yaşıyorsa yaşasın. Amerika vatandaşı olan olmayan. Bu toprakların içinde yaşayan herkes. Arkasından kurumlara dedi ki çalışanlarınızı çıkarmayın. Onların yerine biz size paranızı verelim. Siz o parayı çalışanlarınıza verin. Dolayısıyla da işsizlik olmasın. Neredeyse küçük işletmelerin, büyük işletmelerin hepsine istisnasız işçileri çıkarmaması üzerine paralarını verdi ve işçilerine paralarını ödediler. Sonra eğer ihtiyacınız varsa, işleriniz daraldıysa, restoran gibi yerlerde müşteriler gelmiyorsa size 30 yıl vadeli, 1 yıl geri ödemesiz, neredeyse sıfıra yakın bir faizle para verelim, işletmenizin büyüklüğüne göre bunları kullanın dedi. 50 binden 150 bine 200 bin dolara kadar neredeyse bir sene geri ödemesi olmayan ve neredeyse hiç faiz olmayan paralarla işletmelere paralar verdi. Bugün de hala bunlara devam ediyor. Aşıyla alakalı 50 milyon insanı aşılamış olmalarına ve neredeyse tünelin ucunun yaz itibariyle görüleceğini tahmin etmelerine rağmen bugün de bunlara devam ediyorlar. Avrupa herkese yardımlar vesaireler konusunu sizler hepiniz biliyorsunuz. Türkiye'ye dönüp bakarsak esnafa, memura bakalım. Ben mi yanlış görüyorum bilmiyorum ama herkes de bir perişanlık var. Sosyal medyadan paylaşılanlardan gördüğümüz kadarıyla durum ekonomik anlamda çok kritik ve toplumun kesimlerine paranın ulaştığını, restoranlara, değişik işletmelere, ulaştırma şirketlerine paraların aktarıldığıyla alakalı bizde bilgi yok. Sizde varsa lütfen paylaşın. Programın altına yorumlara bir yerlere yazın. Dolayısıyla bu para vatandaşa gitmedi. 128 milyar dolardan bahsediyor. Kendileri düşük faiz tutacağız diye Merkez Bankası'nın paralarını piyasaya sürdüler. İstedikleri gibi kullandılar. Ve bunlar yaparken de Erdoğan
Albayrak'la birlikte elbette ki yaptı. Dolayısıyla bütün bu bilgiler, bütün bu kara kutular Berat Albayrak, Erdoğan'da ne varsa Berat Albayrak'ta da var. Aralarında geçen sorunların olduğu belli. Fakat birbirlerine de silip atamıyorlar. Çünkü işler daha da gerilirse nereye gideceğini muhtemelen kestiremiyorlar. Aile üyesi olduğu için de Erdoğan için de zor bir durum olduğunu tahmin etmek hiç güç değil. Dolayısıyla Berat Albayrak'ı bir şekilde bir kenarda tutacak. Yeniden ekonominin yönetimine bir yerlere koyar mı koymaz mı bilinmez. Ancak onun daha az zararlı ya da hiç zarar vermeyecek bir noktada tutup, tabiri caizse Araf'ta bir yerlerde tutup, Berat Albayrak sıkıntısını bertaraf etmek isteyecektir diye Erdoğan düşünüyorum. Öbür taraftan paraların gidip gelmesi konusunu zaten kamuoyunu kendisi, özellikle kendi seçmenin istediği gibi yönlendirebiliyor. Veriyor mehteri, veriyor coşkuyu. İnsanlar diyorlar ki biz dünyada lider olduk, ekonomilerimiz ilerledi. Artık esiyoruz, gürlüyoruz diyor. Ancak Türk ordusunun durumundan, Türkiye ekonomisinin durumuna kadar şöyle bir yakında yani bunun yapılması lazım. Bir değerlendirme, bir karşılaştırma yaparsak Türkiye'nin aslında nasıl tepe taklak aşağıya doğru gittiğini, özellikle adaletin kaybolduktan sonra bütün sistemin kilitlendi ve kötüye doğru gittiğini hep beraber görüyoruz. Bugün bunları Türkiye'de yaşayanlar görüyor ancak onların çocukları, torunları daha da acısını görecek. Çünkü şu Merkez Bankası rezervlerinden gene yola çıkarsak orada kaybolan paralar sadece kaybolmakla kalmadı. Yapılan bu yatırımlar belli bir kısımlarını ödediler ama geri kalanı da 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl gibi borçlanmalarla yaptılar. Japonya'ya, Çin'e, Amerika Birleşik Devletleri'ne Erdoğan ve onun avanesi değil, onların çocukları, torunları, ona oy veren, vermeyen bütün toplumun fertleri de maalesef ödemeye devam edecekler. Onlarca yıl devam edecek böyle bir borçlulukla Türkiye yaşamak durumunda kalacak. Tabii ekonominin kötüye gitmesi sizi dışarıda daha çok bağımlı hale getiriyor. Gücünüzün azaldığı noktada başkalarına yanaşmak zorunda kalıyorsunuz. Türkiye, Rusya, Amerika, Avrupa ilişkileri nereye doğru gidecek? Bunları hep beraber göreceğiz. Türkiye'nin Çin'le olan ilişkileri hangi aşamada? Hiç Uygurlardan bahsetmiyorlar. Onların adını ağızlarına bile almıyorlar. Dolayısıyla nasıl bir ekonomik ilişkileri varsa ekonomide üzerindeki baskıdan dolayı kendi aslında siyasi geçmişlerini ve bugünlerini de değerlendirdiğimizde Uygurlara karşı hassas olmaları gereken noktada hiç seslerini bile çıkaramıyorlar. Bunların da aslında ekonomik bağımsızlıktan dolayı olduğunu anlamak hiç de zor değil. Gerçi iktidara böyle destek veren küçük ortaklardan Mustafa Destici gelerek işte Çin'e savaş açarız falan o da esip gürlemiş bir yerlerde. Evet. Böyle yani gerekirse Çin'e savaş açarız diyor. Geçen bir tanesi Nedim Şener miydi? Amerika ile savaşabiliriz falan demiş. Ötekisi diyordu ki hatırlarsın Şamil Tayyar vardı. Bir cuma kalkarız namazı işte Şam'da kılarız. Öteki diyordu bilmem Kudüs'e gideriz falan böyle esiyorlar gürlüyorlar. Bütün laflar ortada ama gerçeklere bakın. Türkiye S-400 almış böyle artık hurda gibi bir yerde duruyor. F-35 savaş uçaklarını alamıyor. Kullandığı uçakların bile teknolojisini kullanamayacak hale gelmiş. Şöyle düşünün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bulunan askerlerin %90'ını, bakın %90'ını tasfiye etmiş içinden. Kurmay demek askerin, bir ordunun beyni demek. Onlar oturup masa başında planlar, programlar yaparlar. Hem bugün neler yapacağını konuşurlar, hem gelecekte nasıl bir planlama yapacaklarını ve oradan nasıl güçlü olarak kalacağını planlarlar. Çok zekilerdir. Dünya çapında eğitim görmüşlerdir. Dil bilirler. Yurt dışında eğitim almışlardır. Türkiye'de çok ağır eğitim şartlarından geçmişlerdir. Çocukluklarından beri askeri bir disiplin içinde büyümüşlerdir ve belli bir yere kadar gelmişlerdir. Siz, biz hepimiz devlet ve millet olarak onlara destek vermişizdir. Maddi manevi vergilerinizle vesairenizle. Pilotlarından albayına, generallerine kadar %90'ını şu anda tasfiye ettiler. Dolayısıyla bir uzvun beyninin %90'ını tasfiye edildiğini düşünün. Sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nde maalesef durumun ne hale geldiğini siz hayal edin sevgili seyirciler. Böyle ekonomide daralmalar olunca dışarıyla ilişkiler, diplomaside kargaşalar olunca her şey birbirine girmiş oluyor. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı geçtiğimiz yılın Kasım ayında belli oldu, seçimler bitti. Sonra bu yılın Ocak ayında, 20 Ocak'ta
yemin ederek göreve başladı Biden. Bugün 25 Şubat, üzerinden tam bir ay 5 gün geçti. Hemen hemen bütün müttefiklerini ve hatta müttefik olmayan bütün ülkelerin, pek çok ülkenin liderleriyle görüşmeler yaptı. Gerek Dışişleri Bakanı gerek Biden'ın kendisi. Ama yakın tarihimize baktığımızda son 50-60 yılda müttefik olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında çok sıkı ilişkilerin olduğunu düşünürsek hatırlayın Özal dönemini, hatta Demirel dönemini, hatta Ecevit dönemini. Çok sıkı ilişkiler, yakın ilişki olduğunu düşünürsek bugün geldiğimiz noktada hala Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yönetimiyle Erdoğan yönetimi arasında bir ilişki, bir bağlantı, bir connection olmadı. Aramadılar. Bizimkiler arıyorlar mı, randevu istiyorlar mı, hangi aşamada onları bilmiyorum. Ama bir temas henüz yok Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında. Bunların neden olabileceğini, Erdoğan ve çevresinin karıştığı bu yolsuzlukların onların başına neler açabileceğini, dolayısıyla Erdoğan'ın sorunlarından dolayı koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl zarar görebileceğini hep beraber görmüş oluyoruz. Bütün bunları da gizlemek için içeride yaptıkları zaten ortada. İçerideki kamuoyunu sürekli ateşlemek üzerine tutuyorlar. Doğruları ortaya çıkmasını engellemek üzere baskı üzerine baskı yapıyorlar. Ta Boğaziçi şu geçtiğimiz birkaç hafta içinde Boğaziçi eylemlerini yaptıkları aşırı baskıdan son 5-6 yıl içinde doğruları söyleyebilecek gazetecileri içerilerde tutmalarından, onlara aşırı baskılar yapmalarından anlayabiliyoruz. O, bazılarını içeride tuttukları için dışarıda olanlar da biz de bir gün belki içeri gireriz diye seslerini çıkaramıyorlar. Kimliklerini kaybetmişler. Kimisi küsmüş, bir kenara çekilmiş. Kimisi de iktidarın tabiri caizse yalakası olmuş. Ekranlarda Erdoğan aşağı, Erdoğan yukarı, iktidar yaşasın iktidar sloganlarıyla böyle bir bildiğiniz despotik bir ülkenin propagandistleri gibi ekranlarda boy gösteriyorlar. İçeride tuttukları gazetecilerden bir tanesi de Mehmet Baransu'ydu. Dün itibariyle 6 yıldan bu yana Mehmet Baransu hapishanede Silivri'de dört duvar arasında büyük bir bölümünde tek başına olacak şekilde bir hırsla, bir intikam hırsıyla onu içeride tutmaya devam ediyorlar. Siz de görmüşsünüzdür sosyal medya ortamında Mehmet Baransu ile ilgili kampanyalar vardı. 6 yıldan bu yana onun neden içeride olduğu söyleniyordu. Mehmet Baransu gerçek bir gazetecidir ve gazeteciliğin gereğini yapmıştır çalıştığı yerlerde. Öne çıkardığı manşete getirdiği haberleri hatırlarsınız. Galiba Elazığ'da ya da Erzincan'da askerlerin eline pimi çekilmiş el bombasını veren komutan vardı ve o el bombası o askerlerin elinde patlamış askerler şehit olmuştu. Onu aslında bir komutanın onların ellerine ceza olarak verdiğini Mehmet Baransu ortaya çıkarmıştı ve bu haberi Amerika'da ödül de almıştı. Böylesine güçlü argümanları olan, güçlü dayanıkları olan ve kamuoyunda neredeyse kimsenin haberi olmayan konuları haberleştirmiş bir gazetecidir Mehmet Baransu. Hatta GDO'lu gıdaların nasıl Mersin limanından Türkiye'ye sokulduğunu, yani kanserojen gıdaların nasıl Türkiye'ye sokulduğunu, onlar nasıl bebek mamalarında kullanıldığını, yiyeceklerde kullanıldığı haber yapmıştı. Sonra bir gün ortaya çıkınca bunların AKP'lere yakın insanlar tarafından yapıldığını, o intikamla da o GDO'lu haberlerden de yaşadıkları sıkıntıdan dolayı Mehmet Baransu'ya hırsla dolmuşlardı. Belki de hala artık o haberleri yapanlar olmadığı için böyle gıdaları Türkiye'ye sokuyorlar çok rahat bir şekilde. Çocuklarımızı topluma yediriyor olabilirler. Dolayısıyla Mehmet Baransu 6 yıldan bu yana hapiste. Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Hidayet Karaca, Mustafa Ünal, Erdal Şen, böyle bir sürü Büşra Erdal gazeteciler var. Onlar hapishanede tutmaya devam ediyorlar. Kendilerine göre bir uydurdukları bir şeyler var. Altı yok, üstü yok ama böyle bir hava oluşturdular ki sanki bunlar suçluymuş gibi. Sonra ellerinden basın kartlarını aldılar. Basın kartlarını alınca bunlar gazeteci değil dediler. Vallahi güzel bir yöntem buldular kendilerine. Adam gazeteci, 20 yıldır gazetecilik yapıyor. Hatta daimi basın kartı var. Sonra hop diye basın kartını kendi ellerinde ya her şey imkanlar. İptal ediveriyorlar. İptal ettikten sonra da diyorlar ki bu gazeteci değil. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Her neyse. Ama şimdi onları içeride tutmaya devam ediyorlar. Dışarıda gazetecilik yapanlara da büyük bir gözdağı veriyorlar. Ve maalesef hiçbir aykırı, hiçbir muhalif sese de tahammül edemiyorlar. Hepsinin üzerine böyle bir balyoz gibi inmeye devam ediyorlar. Ondan sonra da Türkiye'de özgürlük vesaire falan diyenler var hala maalesef. İşte basın yoksa, hukuk çalışmıyorsa
Buradaki yönetimin adı artık bildiğimiz anlamda bir yönetim değildir. Dolayısıyla Türkiye böyle karanlıklara doğru gidiyor. Merkez Bankası'nın rezervlerin eritilmesi, yolsuzlukların parçalarından bir tanesi olarak görebiliriz. Onlardan ayrı tutamayız. 17-25'te başlayan bu hırsızlık ve çalma dönemi her aşamaya yayılmış durumda. En küçük belediyelerden ta devletin kasasına kadar her noktadan istedikleri gibi artık çalıp oynayan ve devletin, milletin imkanlarını kendi çıkarları için kullanabilen bir ekiple karşı karşıyayız. Ancak son zamanlarda çıkan bazı olaylar var. Ortada bir parsa var. Bunu nasıl bölüşeceğiz kısmını belli gruplar kendi aralarında sanki minik çatışmalar yaşıyorlar gibi görüyoruz. Onu da zaman içinde göreceğiz diye düşünüyorum. Türkiye böyleyken dünya hala COVID ile mücadele konusunda çalışmalarını çok iyi fokuslanmış bir şekilde devam ediyor. Programın bir yerinde de söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün itibariyle, bugün şu 25 Şubat, 50 milyonuncu aşıyı kutluyorlar. Yani 50 milyon kişiye aşı yapmış oldular. Şöyle düşünelim, Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğim kadarıyla 350 milyon civarında insan yaşıyor. 50 milyonunca insana aşı yaptılarsa 7'de biri aşılanmış durumda. 82 milyon aşıyı dağıttıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla da aşı yapma prosesi hızla devam ediyor. O 82 milyon aşı yapılırken 100 milyon, 150 milyon neyse artık onları da artık dağıtmaya başlayacaklar ve bir plan program çerçevesinde aşı çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Ben de kendi işim itibariyle Amerika'da çalışıyorum aynı zamanda. İşim itibariyle bazı yerlere gidiyorum, geliyorum. Mümkün olduğu kadar maskemi takıyorum. Karşımdaki insanlara da maskelerini takmayı söylüyorum. Takmalarını istiyorum. Ama hala takmayanlar da var, onu söyleyeyim. Dün gittiğim bir çekimde, bir çekime gitmiştim. Böyle fotoğrafçılık yapıyorum. Karşımda bir beyefendi vardı yaklaşık 60 yaşlarında, böyle elini uzattı, tokalaştı. Sonra dedi, bak tokalaşıyoruz, iyi bir şey değil falan dedi. Böyle şaşırdım. Belki bir yıldır hiç kimseyle tokalaşmamıştım. Kendini bu kadar rahat hisseden insanlar da var. Onlar her yerde olduğu gibi burada da var. Şunu söyleyecektim. Başka bir çekime gittiğimde böyle bir diş doktoru ofisiydi. 4 tane kadın diş doktoru çalışıyorlardı. Ben maskeliyim ama onların hiçbirinde maske yoktu. Dediler ki istersen maskeyi takarız ama biz hepimiz aşı olduğumuz için takma ihtiyacı hissetmiyoruz. Fakat sen istersen takarız dediler. Dolayısıyla sağlık çalışanları Amerika'da her yerde, eğitim çalışanları hemen her yerde aşılarını yapmış durumdalar. O yüzden bazı yerlerde bu ay itibariyle okullarında açılacağını söyleyebiliriz. Evet, Kılıçdaroğlu Erdoğan atışması devam ediyor. Erdoğan muhalefeti ezmeye devam ediyor. Kendisi 2023'ten sonra yeni bir muhalefet oluşturmalıyız diyerek, aslında o konuya fazla girmedik ama önümüzdeki programlarda gireriz belki. HDP'yi tamamen siyaset sahnesinden silmeyi, hatta gerekirse CHP'yi bile silmeyi, sonra kendisine göre muhalefetten kastettiği bizim anladığımız Muharrem İnce gibi, Sarıgül gibi, onun kendi yörüngesinde gidebilecek, istediği zaman gazına basacak, istediği zaman frenine basacak, istediği zaman el freni çekip böyle kenara çekebileceği bir muhalefet olup herhalde Erdoğan sonsuza kadar iktidara kalmak gibi planı var. Bunu da artık adım adım yavaş yavaş dinlendirmeye başladı. HDP ile alakalı baskıya devam ediyorlar. Bir şekilde HDP'yi kapatmak istedikleri artık ortada. Hiç farklı bir ses duymak istemiyorlar. Bakın HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Kendisi çıplak aramadan yaşanan mağduriyetlere kadar her şeyi gün be gün söylüyor ve yaptığı tek şey bu. Onun dışında aslında çok siyaset yaptığını da söylemeyiz. Hatta onun dışında siyasi olarak AKP vesaire konusunda da bir şey yapmıyor. Onun tek gündemi var. Yaşanan mağduriyetler, hapishanedeki anneler, hapishanedeki çocuklar, hapishanelerdeki hastalar, bir sürü kanser hastası var şu anda hapishanede. Bunların seslerini duyurmaya çalışıyor. %90 engelli, görev başındayken engelli hale gelmiş, gazi olmuş bir tane polisin Yargıtay kararından sonra hapishaneye alınıp bırakıldıktan bir süre sonra Yargıtay'ın karar verilip tekrar hapishaneye alınmasını ve onun
hanımının, karısının sesini duyurmaya çalışıyor. Karısı diyor ki bakın benim kocamı Yargıtay karar veriyor, yeniden hapse aldınız. O kendisi yemek yiyecek durumda değil. Çünkü %90 engelli diyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu bunları duyurmaya çalışıyor. Kanserli insanlar var, bunların sesini duyurmaya çalışıyor. Öbür taraftan da onun sesini kesmek için bile harekete geçtiler. Çok saçma sapan bir mevzudan dolayı daha bilmem kaç yılında bir haberi kendi tweet account'undan RT etti diye paylaştı diye Yargıtay bir karar aldı. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğini düşürmek istiyorlar. Dolayısıyla bir kişiden bir partiye kadar muhalif olabilecek herkesin sesini bir kenara çekip kendi iktidarlarını yönetmek istiyorlar. Bunu ne kadar yapacaklar? Paydaşlar arasında daha ne kadar bu dostluğu devam ettirecekler? Onu zaman içinde göreceğiz. Paydaşlarından bir tanesi de biliyorsunuz MHP. MHP şu anda kilit noktada Türkiye'de ve Erdoğan'a verdiği destek çerçevesinde şu anda Erdoğan iktidarını devam ettirebiliyor. O yüzden MHP'nin de suyuna gitmeye çalışıyorlar. Onunla beraber çalışıyorlar. Fakat bir haber gördüm. Galiba Guardian'daydı. Türkiye'nin geldiği durumu MHP AKP koalisyondan bakarsak çerçeveye karanlık günlerin yeniden Türkiye'ye geri döndüğünü söylüyor Guardian. Özellikle Çakıcı, Alaaddin Çakıcı üzerinden bir haber yapmış. Alaaddin Çakıcı 1980'lerde Devlet Bahçeli ile dostluğu başlamıştı ve bu dostluk devam ediyor, hala görünüyor. Oysa Alaaddin Çakıcı karanlık işlere bulaşmış, pek çok ölüm olayında azmettirici olarak bilinen bir insan ve o hapishaneye alınmıştı biliyorsunuz. Uzun süredir bir FETÖ hapishanesinde kalıyordu. Organize suç örgütü lideri olma suçundan. Sonra Bahçeli onu ziyarete gitti. Bu arada Bahçeli ve Erdoğan arasındaki ittifak bozuktu. İttifak düzeldi. Bahçeli artık yönetimde söz sahibi olmaya başladı. Bir süre sonra Kandıra'daydı yanlış bilmiyorsam. Bahçeli Alaaddin Çakıcı ziyarete gitti. Arkasından da işte Alaaddin Çakıcı benim arkadaşımdır dedi. Sonra ne olduysa bir anda mahkemelerde Alaaddin Çakıcı'nın hop tahliyesine karar verdiler. Tahliyeden sonra da Alaaddin Çakıcı durmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin liderine ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan bir mektup yazdı. Kemal Kılıçdaroğlu bununla alakalı dava açmış olmasına rağmen herhangi bir gelişme olduğunu ben duymadım. Duyan varsa lütfen yazsın ya da söylesin. Ana muhalefet partisi liderine ağır sözler söyledi. Sonra geçenlerde bir video gördüm. Böyle çakarlı arabalarla 3-4 tane konvoy halinde bir mahkemede ziyaret ve işte Çağlayan'a geldi ya da bir yerlere ziyarete gitti. Böyle geziyor. Alaaddin Çakıcı bakın korumalar, bir taraftan lüks siyah arabalar. Alaaddin Çakıcı'yı ne olarak biliyorduk? Organize suç örgütü lider olarak biliyordu ama şu anda sadece elini kolunu sallamakla yetmiyor. Sallayarak dolaşmakla yetmiyor. Bir devlet görevlisi gibi itibar görerek hayatına şu anda devam ediyor. Zaten Guardian'ın da üzerinde durduğu konu buydu. 1980'lerdeki o karanlık isimlerin yeniden Türkiye'de söz sahibi olduğu dönemler yaşanıyor diye bunun altını çizen bir haber yapmış. İngiliz gazetesi böyle yapıyor. Amerika'daki gazeteler böyle yapıyor. Bütün Batı lideri olup bittiğini görüyor. Maalesef Türkiye'nin geldiği durumu üzülerek takip ediyorlar. Yani şöyle bir şeye girmemek lazım aslında. İşte bakın haberin bir kısmı bu. Haberin son bölümünde şöyle diyor. AKP yolsuzluk ve suçla ilişkili skandallara alışkın bir parti. MHP'nin ve kötü arkadaşlarının giderek önem kazanmaları bazılarının Türkiye mafya devletine dönüşmüş olabilir mi diye sormalarına sebep oluyor diye haberi bitirmiş gazete. Mafya devletine dönüştü mü dönüşmedi mi kısmını artık anladık zaten. Yollardan, sokaklardan adam kaçırmalar, böyle organize suç örgütü liderlerinin devlet büyüğü gibi gezmeleri ve bunların çok kendilerine rahat yer bulmaları gösteriyor ki Türkiye maalesef yönetim şekli itibariyle çok hızla değişiyor. Yani şunu diyecektim, öylece bitirelim. İşte Amerika bizimle uğraşıyor, İngiltere bizimle uğraşıyor, Avrupa bizimle uğraşıyor diye böyle sürekli insanları motive ediyorlar. Aslında biraz düşünmek lazım. Çok da hele şu Amerika'dan bakınca umurlarında değil. Umurlarında olan dünyada herkes demokratik bir şekilde özgürce yaşasın, kimse kimseye zarar vermesin diye söyleyebiliriz. Mutlaka her toplumun içinde başkalarının zararını, başkalarının kötülüğünü isteyen vardır ama büyük resme baktığımızda
Başkaları hep bizim kötülüğümüzü istiyor deyip içeride böyle fakirliğe, özgür olmayan bir ortamda yaşamaya, mahkum olmaya gerek yok. Bütün dünyayla entegre bir şekilde yaşayabiliriz. Bu kadar da çok kendinizi kasmayın derim ben. Yani bütün dünya böyle size bakıyor, bütün dünya sizi ezecekmiş, boğacakmış gibi bir düşünceye girmenize gerek yok. Bakın, dünya Covid'le mücadele ediyor. Türkiye'de mücadele etmek istiyor ama her şey ortada. Bütün dünyada mesela rakamlar aşağı giderken siz siyasetçiler çıkıyorlar meydanlarda, biz Covid'i yendik, başardık, dünyanın en iyisiyiz, herkese de yardım ediyoruz falan diyorlar. Ama rakamlara bakın, her şey tepe takla gitmiş çünkü söylediklerini yaşamıyorlar. Hem herkese diyorlar ki mesafeli durun, 30 kişiden fazla bir araya gelmeyin. Bunu diyen sabah akşam haftanın 7 günü ekranlara çıkan Sağlık Bakanı, bakın işte ne demiş burada. Şuradan hemen bakıyorum ben de. Duygularımızı rahatça paylaşabileceğimiz günler için cenaze ve nikahlarda 30 kişiyi geçmiyoruz, geçmeyelim arkadaşlar falan diye böyle güzel üzerinde bir fotoğraf eklediği bir tweet atmış. Ama kendisi o tweetten çok kısa bir süre sonra, bakın burası bir cenaze töreni. Bu cenaze töreninde bırakın 1,5 metre mesafeyi, 1,5 santim mesafe yok. Herkes birbirine yapışmış durumda. Katılmışlar. Bırakın 30 kişi, 300 kişiden fazla insan var. Bunu diyen kim? Sağlık Bakanı. Yapan kim? Sağlık Bakanı. Sözüne mi inanacağız, yaptığına mı inanacağız? Bir imam hikayesi vardı. Onu bilenler bilir. Şimdi ben burada onu söylemeyeyim. Sağlık Bakanı'nın böyle dedi. Yani siyasetçinin işte Türkiye'de nasıl bir hal aldığını, nasıl yalan rüzgar üzerinde gezdiklerini görün diye bu fotoğrafları da, bu belgeleri, bu görüntülerde sizlerle paylaşmış olduk. O yüzden her şey böyle onların söylediği gibi, Sağlık Bakanı'nın söylediği gibi ya da Erdoğan'ın söylediği gibi değil. Dünyada başka gerçekler var. Mümkün olduğu kadar kendinizi dünyaya açmaya çalışın. Dünyada neler olup bittiğini anlamaya çalışın. Şimdi şu anda aynı Sağlık Bakanı. Aynı Sağlık, yani gerçekten özrü kabahatinden beter denen bir laf var. Şu röportajda diyor ki, ben evet biliyorum ki 30 kişiden fazla bir araya gelmemek lazım. Biliyorum ki mesafeli durmamız gerekir. Peki ben bu cenazeye gittim mi? Gittim. Ama cenazede böyle bir kalabalık olacağını öngöremedim diyor. Buna inandıysanız lütfen söyleyin. Lütfen birisi inandıysa söylesin. Bir cenazeye gidiyor. Onların çok değer verdiği bir ismin cenazesine gidiyor. Ve cenazeye Erdoğan da katılacak. Ve Sağlık Bakanı diyor ki ben böyle bir kalabalık olacağını öngöremedim falan diyor. İşte böyle, yani bir şekilde dalga mı geçiyorlar, ne yapıyorlar, nasıl bir şey var bilmiyorum. Yani Türkiye'de maalesef şu anda buna mahkum olmuş durumdayız. Böyle hatırlayın, yani bakın şöyle Norveç gibi, Yeni Zelanda gibi ülkelere, halkına hesap veren, toplumun istekleri çerçevesinde yönetimde bulunan, eğer başarılı değilse istifa eden bir sürü yöneticiler var. Maalesef bunlar bizim için şimdilik hayal oldu. Bu ortamda yaşamaya devam ediyoruz. Nöbetçi turu burada bitirelim. Kendi gündemlerimizin biraz böyle altını çizmeye çalıştık. Yarın Abdülhamit Bilici sizlerle olacak. Biz de Okyanus Ötesi programında Adem Yavuz Arslan'la birlikte gündemi değerlendirmeye çalışacağız. Hoşça kalın, görüşürüz. Sağlıklı kalın.